Zonguldak Sınav Koleji Empowering Teacher Competing to Promote School Entrepreneurship in European Schools adlı projeye ev sahipliği yaptı. Projeye Macaristan, Türkiye, Yunanistan ve Slovenya'dan 16 öğrenci, 18 öğretmen katıldı. We are producing a service that the thing that we do have refugees and immigrants to find jobs. To find jobs, right? Okay, what would be the weakness of proje hakkında bilgi veren Zonguldak Sınav Koleji Yabancı Diller ve Uluslararası Proje Koordinatörü Tuğçe Öztürk Demir şunları söyledi. Bu yıl öğrencilerimizle yapmış olduğumuz projemiz, Erasmus projemizin adı, öğretmen Avrupa okullarında öğretmen eğitimini güçlendirmek amaçlı sosyal girişimcilikte nasıl bir yaygınlaştırma yapılabilir bu konuyla alakalıdır. Çünkü öğretmenler girişimcilik eğitiminde büyük bir kritik role sahiptir. Projemiz 24 aylık bir süreç içermekteydi ve projemizin şu an son aşamasındayız. 2 yıl önce bu projemize başladık. Toplamda 4 ülke bu projenin içerisinde: Türkiye, Macaristan, Slovenya ve Yunanistan. İki tane özel okul olaraktan ve devlet okulu olaraktan toplamda 4 okulumuz mevcuttur ve diğerleri de hiçbir kar amacı gütmeyen derneklerden oluşmaktadır. 32 öğrencimiz hareketlilikte bulunmuştur. Değişik bölgelerde, değişik okullarda eğitim almıştır sosyal girişimcilikle alakalı. 112 öğretmenimiz de MOOC dediğimiz açık uçlu kurslara katılaraktan eğitim sektörünün içerisinde sosyal girişimcilik nasıl yaygınlaştırılabilir, bununla ilgili çalışmalar yapmaktadır. Sınav Koleji Genel Müdürü Halil Vecdalgın da projenin önemi hakkında şu bilgileri verdi. 21. yüzyıl eğitim projeleri içerisinde artık kendi kapılarımız içerisinde kapalı kalarak eğitim yapamayacağımız ortada, dünyayla bütünleşmemiz gerekiyor. O nedenle uluslararası projelere katılıyoruz. Bu da projelerden bir tanesi. Bu projeyle hem öğrencilerimiz dillerini geliştiriyorlar hem bir kültür alışverişi söz konusu. Bununla beraber içinde yaşadığımız kenti, Zonguldak, çeşitli ülke gençlerle tanıtmaktan büyük keyif aldık. Onlar da şehrimizin güzel yanlarını gördüler. Özellikle Maden Müzesi, Gökgör Mağarası ve yeni yapılan camimize, hocamın da söylediği gibi hayran kaldılar. Bu anlamda doğal güzellikleri de Zonguldak'tan oldukça beğenilerini ettiler bize. Bu konuda Zonguldak'ı dışarı tanıtmaktan mutlu olmuş olduk. Umarım gelecekte de kentimize atılacaklardır. Bu çerçevede bu projenin bizim öğrencilerimiz de 3 ülkeye gittiler. Son misafirlerini biz yapıyoruz. Dolayısıyla bu proje en son eğitimcilerin toplantısıyla Yunanistan'da sona erecek. Bir sonraki projemiz İspanya'ya büyük bir ihtimal olacak. Dolayısıyla öğrencilerimizin çok şey kattığının farkındayız. Bu anlamda çalışmalarımızı devam edeceğiz. Yabancı öğrenciler de proje kapsamında Türkiye'de ve Zonguldak'ta bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Okay, and which schools are you coming from here? I'm from the Athletic University in Greece. In Greece, okay. Yeah, I'm Sonia, I'm coming from Hungary and I'm from Batrak Gymnasium. Okay. And what have you learned so far about the project? We learned a lot of stuff about entrepreneurship. About startup ideas and a lot of stuff like that personally I didn't know before. You have no idea, but you got many experiences of it. Okay. Yeah, we learned what is like a social entrepreneurship and what skills we have to have when we want to start them, and learn how to develop social impact and what issues can be in management. Thank you. And how is Turkey for you? Did you expect your expectations from here?
How did you find Zonguldak? Did you visit some places yesterday? You got some information? I went to the beach yesterday. Ah, a beach. Yeah. Okay. In front of a big mosque, you said here. I think it's really interesting. Yeah, we went to the mosque as well. Mm-hmm. We went in and had a beautiful, it's a beautiful building and had like a special atmosphere. And it was so good to, we had a chance to see it. Thank you. Buyur. Vitlerimiz. Evet, hepimiz vitleyelim. Öğrencilerimiz, üniversite öğrencisi de Larissa Yunanistan'dan katılmakta. Projemize yine öğrencimiz Slovenya'dan Gymnasium Okulu'ndan katılmakta. İkisi de sosyal girişimcilikle ilgili şu ana kadar herhangi bir ders almamıştır. İlk projelerini burada gerçekleştiriyorlar. Sosyal girişimcilik nedir? Eğitim sektörünün içerisinde sosyal girişimcilik nasıl yerleştirilebilir? Bununla ilgili bilgi sahibi oluyor. Memnun olduk. Türkiye'den özellikle Zonguldak'ta Düğün, Maden Müzesi, Gökköl Mağarası ve yeni yapılan camimizi gezerekten oldukça etkilendiklerini bildirdiler. Okulun misafirperverliği, okulların ona karşılamış oldukları destekler için de teşekkür ediyorum.